Merhabalar. Biz bugün çocukları sahile götürmek için hazırlanıyoruz. Bugün günlerden Cuma. Cengiz de ne zamandır? 2 haftadır değil, çok fazladır izinsiz çalışıyor. Uykudan kalktım, böyle bir sersemim hala. O yüzden daha ağzım bile açılmıyor yani. Ama çıkmamız lazım. O yüzden hazırlanıyorum. Eşyaları arabaya götüreceğiz şimdi. Ondan önce bir açılış yapmak istedim. Bugün günlerden Cuma. Cengiz uzun zamandır, haftalardır izin alamıyor maalesef. İş yerinde birkaç arkadaşı daha korona olmuş. O yüzden işçi açığı da var. İzin alamıyor. Ama bu hafta izin aldı. Çocukları sahile götüreceğiz. Gidiyorum, günübirlikçilik yapalım artık. Ama karpuzumuz, mangalımız falan yok. Neyse, çocukları bir sahile götüreceğiz. Denize giremesek de soğuk olur. Ben girmem şahsen denize herhalde. Soğuk olur. Yani en azından bir deniz havası alırız. Biraz kamp tarzı bir şeyler yaparız diye düşündüm. Hatta çadır falan da almıştım. Öyle. Yani Cengiz bu hafta izin alabildi anca. Haftaya gene izin alamayacak. Ondan sonraki haftaya Tanay'ın doğum günü. O gün izin alacak. Pazartesi günü Tanay'ın doğum günü, bir hafta sonra. Ben şimdi hazırlığımızı göstereyim şöyle. Zaten ne konuştum ne konuşmadım, kafam hala uykuluyum, bulanık yani. Şöyle şuraya meyvemizi hazırladım. Sadece meyve aldım. Dün kek yapmaya fırsatım olmadı. Bir de zaten sabah kalktığımda kendimi iyi hissetmiyordum. Boğazım ağrıyordu. Bütün gün öyle hasta yattım evde. Pek bir şey yapamadım, kek falan. Şöyle kruvasan aldım Tesco'dan hazır. Ondan sonra şurada yaban mersini ve biraz salatalık koydum işte, artık aklıma ne geldiyse. Şöyle bir de meyve aldım. Böyle streç filmle kapattım. Kapağı kapanmıyor çünkü. Şu kapağını şöyle kenara koyayım. Lazım olur. Ben hemen bunun ağzını kapatayım. Altta da buzlar var çünkü serin kalsın diye buz koydum. Yani aslında götüreceğimiz pek bir şey yoktu ama gene bir şeyler çıktı. Cengiz'le benim sandalyemiz var. Çocukların sandalyesini götürmeyeceğiz. Çünkü böyle bir çadır aldım. Onlar çadırda otururlar. Sandalye bir daha yedek fazladan yük yapmak istemedim sandalyeyi yanımıza. O yüzden çadır var. Çocuklar çadırda oturur. Bizim şöyle sandalyelerimiz vardı. Şuraya da 2 tane yastık, bir tane de battaniye koydum sadece çadırın içinde çocuklar rahat otururlar diye. 2 tane küçük yastık, bir tane de battaniye var. Yani keyif yaparlar diye. Bu küçük valize de çocukların yedek kıyafetlerini koydum. Denizden sonra giydiririm diye. Ups. Şöyle ayakkabılarını da koydum, yedek kıyafetlerini koydum. Şöyle yedek peçete falan aldım yanımıza. Burada da kitap falan koydum. İç çamaşırlarını koydum. Kitap koydum okurlar diye. Kendi kitabımı da aldım. Bakalım bugün başlayabilecek miyim? Şeker Portakalı. Buna başlayabilecek miyim bakalım. Böyle yedek çocukların kıyafetleri var burada. Peçete. Ondan sonra yedek fazladan poşet koydum. Dedim çöpümüz falan çıkar, çöpümüzü koyarız ya da bir şey koyarız. Çocukların ıslak mayolarını koyarım. Hatta birkaç tane daha torba koyayım ben bunun içine. Öyle yani, bu kadar. Cengiz ayakkabısını da koydu sahilden sonra giymek için. Onu koyacağız arabaya. Ben sadece bir terliğim var. Ayakkabımı almam herhalde. Güneş kremleri var. Bugün hava en yüksek 27 derece olacak ve güneşli. İyi ki ne zamandır kapalıydı. Ne zamandır kapalıydı, bulutluydu hava. Ama bugün açık, güzel. Şöyle Cengiz'le benim için krem. Dün aldım ben bunu. 5 sterlin. Çocukların da böyle bir kremi vardı zaten. Şimdi çıkmadan onlara sürerim. Orada gene yenileri süreriz. Bu şekilde. Mayonun ipi şöyle boyundan asmalı. Bir tane mayon var. Bunu bulana kadar neler çektim dün. Şş, çok kötü. Acıtıyor ya. Şöyle asmalı, boynumu acıttı. Ondan sonra toka saçımı çekiştiriyor. Şu çıt çıtlı tokadan taktım. Saçımı çekiştiriyor. Ay, uyanamadım. Abu Leyla'landır. Şuraya gireyim o zaman. İki yönünde ilerleyin. Hayır, bir şey değil. Hatırladın mı? İlk gittiğimizde de buraya uğramıştık. Buraya girmemiştik. Buraya mı girmiştik? Tabii buraya da girdik.
Hayır, bence buraya girmemiş. Ha, buraya girmedik mi? Şafak daha iyi. Değişikti orası. Daha değişikti, böyle değildi. Evet, şimdi biz yol üzeri, otoban üzerinde bir dinlenme tesisine girdik. İhtiyaçları vardı, çocuklarını tuvalete götürdük işte. Birer de kahve aldık şimdi. Çocuklar da meyve suyu ve çips aldılar, yiyorlar. Yani ancak bir saat falan yol gelmişiz. Daha 1,5 saatlik yolumuz var. O yüzden bayağı uzun yol olduğu için hemen dinlenme tesisini, hemen servis yerini kaçırmayalım dedik. Girelim dedik. Öyle yani. Şöyle meyve sularını içiyorlar. Burası böyle bir yer, büyük bir dinlenme tesisi. Yemek, yiyecek. Ondan sonra... W.H. Smith en her şeyde var. Her dinlenme tesisinde görüyorum W.H. Smith. Bende de hala sersemlik var. Uyanamadım doğru düzgün. Aslında dün biraz kendimi kötü hissediyorum. Sabah söylemiştim galiba. Kötü hissediyordum. Bugün iyiyim. Ama her ihtimale karşı ilacımı içsem iyi olur. İlacımı içmedim bu sabah. Şöyle Lemsip almıştım. Sudafed içiyorum normalde ama Sudafed bulamadım. Lemsip aldırdım Cengiz'e dün. İlacımı da içeyim sonra. Öyle. Starbucks'tayız bu arada. Oturuyoruz. Ellerimizi yıkadık. Çocukları lavaboya götürdük tuvaleti. Zaten çocuklar süpürmeye başlamıştı arabada yavaş yavaş. İyi oldu. Hemen servise çıktık. Eğer durmadan gitseydik hiç durmazlardı bunlar. Arabada rahat etmezlerdi. Bu arada evden fazladan oyuncak almayı da unutmuşum. Maalesef. Evet, gittim. Arabadan şarjı getirdim. Afiyet olsun Şat. Teşekkür ederim Şat. Sana da ben biraz nasıl? Çok... Nasıl? Yolculuk nasıl geçiyor? İyi değil mi? Çok güzel. İkna olur muyuz sence? İkna olur muyuz Türkiye'ye arabayla gitmeye? Gideriz, bakarız. Geze geze. Eğlene nereye eğlene. Nereye gideriz? Türkiye'ye arabayla gideriz. Ne zaman? 1-2 sene içerisinde arabamız eşit. İkna olur muyuz diyorum yani. Gidebilir miyiz sence? Gideriz. Niye gitmeyelim? Ben şey çikolata atacağım. Sen istiyor musun? Olsun. Ama arabamıza dökülmesin please. Şey, bağladın mı sen kendini? Aferin. Şafak Tanay bağlamış değil mi kendini? Cengiz, sana da çıkartayım mı korusun? Yok, ben yiyeyim. Sen yiyeyim. Yol çalışmaları çok fazla. Hala dur bakayım, saat 11.47. Şu anda 20'lik gidiyoruz, 70'lik yolda yani. O derece sıkışıklık var maalesef. Yol çalışmaları çok fazla. Yarım saatlik bir yolumuz kalmış gözüküyor. Bir açılıyor yol, bir tıkanıyor. Şu anda açıldı. Çocuklara da çizgi film açtırdım. Sıkılıyorlar onlar da arabada sürekli oturmaktan. Onlar da şimdi şu an çizgi film izliyorlar Cengiz'in telefonuyla. İleride oğlum, burada bir sürü kart var. Evet. Ya şaşırdım ya. Biz önce yukarıdan gelmiştik, hatırlıyor musun? Biz ta en aşağısına geldik. Buranın çok aşağısı. Ben nereden, nereye gireceğim? İndi mi Tanay Bey? Sen de telini giy. Ha, ben ayakkabılarımı çıkarttım, terliğimi giymeyeyim. Sen de çorabını çıkar, şuraya otur. Çorabını çıkar anneciğim. Kum bayağı güzel. O tarafa mı duralım? Evet. Tanay bak, taşlar da var. Gel annem. Gel. Taşlar da var, gördün mü?
deniz kabuğu var burada aşkım. Şafak! Şafak! Arkaya koy annem, gölgeye. En sevdiğim yastığı getirdim. Ay, kıyamıyorum. Kremlerimizi de sürmedik. Kremlerimizi de sürelim. Yüklenme, çadır düşmesin anne. Koy yastığı köşeye. Bizimkiler gitti suya. Deniz buraya kadar çıkmış sanırım çünkü yosunlar var buralarda. Eşyalarımızı şu tarafa koyduk ama tam da güneş karşıda. Tam güneşi karşımıza almışız, onu hiç hesap etmedik. Hava serin, böyle güzel denizin havası geliyor. Güneş de öbür taraftan ısıtıyor, üşütmüyor. Güzel yani, çok güzel bir hava var. Ama tişörtümü çıkarmak istemiyorum şahsen. Ellerimde hep krem, saçlarımı toparlamaya çalışıyorum. Ellerim krem, saçlarımı toplayamıyorum. Çocuklara krem sürdüm. Hala henüz kendime sürmedim çünkü kremi bulamadım. Krem nereye kayboldu bulamadım. Onlar daha oradalar. Ay, arkada insan falan yok mu? Daha denizde oturuyorlar orada. Deniz ilk başta çok soğuk geldi, ayaklarım dondu ama sonradan alışıyor insan. Suda kaldıkça alışıyor vücut. Çok üşümüyorsun yani. O kovayı da çıkar. Tanay, Şafak bak, çıkardı baba onları annem. Tanay, bu neymiş? Şu kaplumbağa. Bu da balık. Balık yapalım. Bak, alttan şey ıslak kumu çıkar. Islak kumla daha iyi şekil olur. Islak o da süzgeç. Evet, ıslak tabii ki annem. Bak, nemli. Denizden su da taşıyabilirsin kovayla. Getireceğim mi? Denizden kovaya su getir istersen. Sanay bak, balık yaptım. Sanay su getirdi denizden. Bravo Sanay. Bir tane daha getireceğim. Bir tane daha mı getireceğim? Hadi babayla git. Bir de zor yürüyor kumda beyefendi. Gel, bir dakika ben sana yol açayım. Ben de ayaklarımı kuma görmeyeyim bari. Sanay yazı yazmaya çalışıyor. Gel bu tarafa yaz Sanay, buraya su gelmiyor. Gel yaz çabuk su gelmeden. Yaz T.
A N. Böyle daha basın. Aa, evet yetişti su. Güzel. Dönme dolap şurası galiba oraya bitiyor dönme dolap var ya. Çok yaşa Tanay. Çok yaşa. Biraz şöyle aşağılara doğru yürüyelim dedik. Eşyalarımız orada bıraktık ama özel eşyalarımız altı. Aşağı doğru yürüyoruz bakalım ne varmış. Gel anneciğim. Evet, denize girmeyeceğim dedim ama girdim. Ama başta soğuk tabii ki, insanın vücudu alışıyor. Sonra bir daha çıkmak istemiyor insan sudan. O yüzden girdim ben de. Dedim şöyle biraz aşağılara bir bakalım. Şurada büyük dönme dolabı var. Belki oralarda güzel bir kafe falan vardır. Bir de çocukları lavaboya falan götürürüz. Neredesin Tanay? Seni bulamıyorum. Öyle. Çok güzel. Şuralarda kulübeler var. Oralar kiralanıyor galiba. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şuralar. Sen ne diyorum, kiralık kulübeler oralar. İyi misin aşkım? Evet, çeşme bulduk ayaklarımızı falan yıkamak için. Yıka, öyle tut. Öyle tut ayağını. Tamam. Terlikle beraber tut anneciğim. Terlikle beraber tut. Burası da açılıyor mu acaba? Tamam, bekle. Yes, gel Tanay. Ha. Ay gel. Elini tut. Şunu da tut, kapat. Kapat şunu. Tamamdır şu. Yakışmış mı bu style bana? Yakışmış aşkıma. Daha ne olsun, tişört işte, ne style ama havlu. Havlu style. Evet, burası kafe. Burada da şey varmış, menüsü varmış. Aile ve köpekler, yani petler de girebiliyormuş. Anneciğim aşağılara bir bakalım önce, gel belki daha güzel kafe buluruz. Kendime bir şapka almadım var ya, başım ağrıdı sanki güneşten. Burası da spor salonu olarak yapmışlar. Yani spor salonu derken beach sport area. Yes. Spor alanı. Yes. Fitness alanı. Aferin oğluşlarıma. Burada da canlı müzik mi olacak? Ayo, boks mu yapılacak?
Box ring. Şafaklık dönme dolap. Ama London Eye kadar büyük değil. Bu küçük değil mi? Winter Wonderland'daki daha büyük değil mi bundan? Evet, çocuklara şöyle dondurma aldık. Cengiz de kahveleri alıp gelecek. Dışarıda bir de oturuyoruz şu anda. Cengiz sen... Güya sensiz gelecektik. Biz sensiz gelseydik ne yapardık ya? Cengiz'le beraber yiyelim dedik ama kavga etmeyiz değil mi? Şansı küçücük hayır, koymuşlar. Sen ye. Hayır hayır. Hayır ama beraber yiyeceğiz, olmaz. Ne kadar sen ne kadar yersen benim için o kar, ben çok yemiş olmam, anladın mı? Yani bana iyilik yapmış olursun. Al. Bunun şu üstündeki şeyi, şu aşırı şekerli üstündeki kreması. Ben hala kafede oturuyorum şarjım dolsun diye. Cengiz de şafa şu su fıskiyelerin oraya götürdü ama fıskiyeler durdu şu anda, su püskürtmüyorlar. Su çıkar diye bekliyorlar şu an. Evet, saat 4.30'a geliyor. 4.20 hatta şu anda. Efendim anneciğim. Bir şey olmaz, tamam. Oraya gittiler benimkiler. Biz de işte oyalıyoruz çocukları. Orada oyalansınlar biraz. Derken telefonum da şarjda var. Evet, orada var anneciğim. Yok mu? Şimdi gidip eşyalarımızı toplayacağız. Ondan sonra bir restoran bulup yemek yiyeceğiz akşam yemeğimizi. Evet, eşyalarımızı topladık. Tanay Bey'in de scooter'ını almayı unutmadım bu sefer. Neredeyse unutuyorduk değil mi Cengiz gene? Evet. Üzerlerini değişti çocuklar. Şimdi bir yemek yeri bulacağız. Zaten burası park yeri. Bir gün boyunca değil mi Cengiz ödediğimiz park parası? Evet, tam günlük. Tam günlük ödedik zaten. Araba burada yine kalacak. Biz ileride güzel bir restoran bulursak yemeğimizi yiyeceğiz. Ters dönmüş bir ev var. Açık mıdır acaba orası girsek? Şuradan gidiliyormuş. Biz bayağı dolaştık. Hemen şuradan çıkabilirdik. Aşağıdan dolaşmışız boşuna. Şurası geldiğimiz kahve içtiğimiz kafeymiş zaten. Geliyor musunuz? Evet. Şuradan çarşıya, restoranların olduğu yere çıkmayı umut ediyoruz bakalım. Hayır, bir de gidip duş alacağız. Aklım fikrim onda yani. Mağazalar kapalı artık zaten bu saat. Saat 6 oldu. Wow. 184 sterlin, 245 sterlinden düşmüş şu çanta. Ay, ne arayacaktı ki İngiltere'de Fish and Chips Burger. Geri bu sahildeki restorana geldik. Artık orada bir şeyler yeriz. Fish and chips, işte burger falan yiyeceğiz. Neyse, yiyeceğim. Alacağım kalorinin de fazlasını yaktım. Hiç olmazsa bari. Değil mi Cengiz? Sonuçta yağlı hep yiyecekler var maalesef. Girelim bakalım. Aa, hep de kumsal, tüh. Neyse. Bari şuralara bir platform falan koysalarmış. Şuralara niye platform koymamışlar? Burası iyi, burada oturalım. Tam şöyle denizin yanı.
Al bakalım annem. Biz de Tanay'la bakalım. Glass for it. Thank you. Okay, so that's all, yeah? Thanks. Yeah. Oh, I've sent you food through, so that's all sorted. One corn chips, one polo pizza, kids corn chips, kids beef burger. Afiyet olsun. Ben şöyle pizza söylemiştim. Çocuklara da çocuk menüsü söyledik. Şöyle minnacık bir şey geldi. Gördün mü martıları Tanay? Artık dönüş zamanı saat 7. Ha? Ne dedin Cengiz? Al, ayakkabını giy. Terliklerle devam edemeyeceğim. Arkaya mı atayım? Evet, lütfen. Ay. Şafak, dur, dikkat et anneciğim, bu koltuğumu biraz arkaya alayım, ayakkabımı giyeyim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka videolarda, vloglarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma destek olursanız, beni desteklerseniz, bizi desteklerseniz çok sevinirim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şuraya da güzel bir yer kurmuşlar bak. Sadece içme, oturma yeri değil mi? Hani bunlar gitmiş, gelen giden giriyor herhalde bedava. 6'dan sonra herkes bedava giriyor. Altıdan sonra da denize girilmez ki zaten, ne yapacak, değil mi? Turn left after 100 meters.